İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde inci kefellerin av yasağı başladı. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu uluslararası kuruluşlara seslendi. Ve evet, uygar dünya Ermeni kültürünün korunmasından sorumludur. Tiflis Özgürlük Meydanı'nda Ermenilere karşı soykırım başlıklı resim sergisi düzenlendi. Polonya hükümeti Artsakh'taki yerlerinden edilmiş insanlara 3 ton insani yardım gönderdi. Nezavisimaya Gazeta. Lukashenko'nun Bakü ziyareti Yerevan ile ilişkilerde gerginliğe yol açabilir. Artsakh savaşı ile ilgili bir dizi fotoğraf WordPress Foto 2021 yarışmasının altın ödülünü kazandı. Ermeni öğrenciler otomatikleşmiş bir tarım kenti yaratacak. Profesör Agop Papazyan'ın 100. doğum yıl dönümüne adanmış Arminoloji ve Doğu Bilimleri konulu uluslararası çevrimiçi bir konferans düzenlenecek. Dünyada sadece Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde yaşayan, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında olan inci kefalinin avlama yasağı başladı. Balıkçı tekneleri 90 gün boyunca limanlarda demirleyecek. İnci kefali 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Suyun tersine yüzüp engelleri uçarak aşmasıyla eşsiz görüntü sergileyen inci kefallerinin özellikle kaçak avlananların hedefi haline gelmemesi için ilgili yetkililer tarafından tatlı su ağızlarında tedbirler alınacak. Son zamanlara kadar inci kefali Van Gölü'nün tek balık türüydü. Yeni bir balık türü keşfedildikten sonra artık Van Gölü'nün ikinci balık türüne de sahip olduğunu hatırlatalım. İnsan Hakları Savunucusu 15 Nisan Uluslararası Kültür Günü vesilesiyle Amaras Manastırı'ndan uluslararası topluma bir mesaj göndererek özellikle şunları söyledi. Bugün Dünya Kültür Günü'dür ve şimdi ben Artsakh'taki en önemli Ermeni kültür anıtlarından biri olan ve 4. yüzyılda inşa edilen Amaras Manastırı'nın önünde duruyorum. Amaras, Artsakh'ta Ermenilerin asırlık varlığına tanıklık eden binlerce anıttan biridir. 2020 yılının Eylül ayında Azerbaycan'ın Artsakh halkına karşı başlattığı savaş ve sonuçları, bölgedeki Ermeni kültür mirası için gerçek tehditler yarattı. Amaras'ı kurtarmayı başardık fakat binlerce anıt kontrolümüz dışında kaldı ve bugün Azerbaycan'ın kültürel anıtlarımıza yönelik barbar tavrına şahit oluyoruz. Onlar Ermeni kiliselerini, haçkarları, anıtları, mezarlıkları, kutsal mekanları kirletiyor, tahrip ediyor, yok ediyorlar. Silahlı çatışmada kültürel varlığın korunması hakkındaki 1954'teki Lahey Sözleşmesi, kültürel değerlere verilen zararın tüm insanlık için eşit derecede geçerli olduğunu vurgulamaktadır. Ve evet, medeni dünya Ermeni kültürünün korunmasından sorumludur. Azerbaycan'ın yarattığı sahte belgeler nedeniyle maalesef şu ana kadar bu yönde hiçbir adım atılmadı. Kültürel değerlerin korunmasına adanmış bu önemli günde, bu kutsal yerden uluslararası topluma, tüm paydaşlara, kültürel değerlerin korunması için mücadele eden bireylere, Ermeni kültürüne karşı işlenen suçlara kayıtsız kalmamaları için bir kez daha seslenmek istiyorum. Makalenin tamamını arabot.im adresinden okuyabilirsiniz. Tiflis'in Özgürlük Meydanı'nda Ermenilere karşı işlenen soykırım başlıklı resim sergisi düzenlendi. Sergide Ermenilere yönelik soykırımın Bakü ve Sumgayit katliamlarının yanı sıra Artsakh ve Nahiçevan'da Azerbaycan'ın yürüttüğü vandalizme kurban giden Ermeni kültür anıtlarının resimleri de yer aldı. Sergi Gürcistan Ermeni Cemaati adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlendi. Armen Press'in aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Datevik Stepanyan, Zvartnots Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Polonya hükümetinin 15 Nisan'da Ermenistan Cumhuriyeti'ne 3 ton insani yardım gönderdiğini ve bu yardımın Ermenistan'a yerleşen Artsakh'tan yerinden edinmiş vatandaşlara ulaştırılacağını ifade etti. Stepanyan, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Artsakh Savaşı günlerinden beri Artsakh sakinlerine konut sağlama sürecini koordine ediyor ve hala lojmanlarda yaşayan yaklaşık 1000 Artsakh vatandaşı var. Polonya hükümeti başta ilk yardım çantaları, dezenfektanlar ve diğerleri olmak üzere insani yardım sağladı ve bunlar derhal vatandaşlara dağıtılacak dedi. Nezavisimaya Gazeta'nın haberine göre yerel gözlemciler, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü konusunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin müttefiki Belarus'un Bakü ile Yerevan arasındaki çatışmada Azerbaycan'ı desteklediğini kaydetti.
Onlar Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın sayfayı çevirip barış içinde yaşaması umudunu dile getirdiler. Siyaset bilimci Valeri Karbelevich bu vesileyle NG'ye şunu söyledi. Bu ifade Ermenistan'da düşmanca kabul edilebilir. Hem ziyaret hem de olası silah satışı ve tebrikler Ermenistan Cumhuriyeti için zehirli bir ısırıktır ve bu ülke ile olan ilişkileri gerebilir. Lukashenko'nun ziyaretinin olası amacı hakkında yorum yapan uzmanlar onun maddi çıkarları hakkında konuşuyorlar. Aliyev 2010 yılında Gazprom ile hesaplarını kapatmak için Lukashenko'ya 200 milyon dolar vererek yardım etti. Silah tedariği konusunun tartışılabileceği göz ardı edilmiyor. Valeri Melnikov 3. kez Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nün sahibi oldu. Donbas'ta 2014 yılının yaz aylarında yaşanan trajik olayları konu alan Ukrayna'nın Kara Günleri başlıklı fotoğraf sergisi, 2017 yılında uzun vadeli projeler kategorisinde altın madalya kazanmıştı. RIA Novosti'nin aktardığına göre Ukrayna ihtilafının konu alan belgeselin ikinci bölümü yeraltı, Donbas'taki sivillerin hikayesini savaşın gölgesinde yaşayan insanlar hakkında anlatıyor ve yazara göre fotoğraf, video ve ses kayıtlarını bir araya getirerek dijital formatta tarih, kısa format kategorisinde 2018'de gümüş madalya kazanmıştı. Bu kategoride altın kazanan Kaybolan Cennet adlı fotoğraf hikayesi Eylül-Kasım 2020'de Artsakh'ta yaşanan silahlı çatışmalar sırasında çekildi. TUMO Laboratuvarları ve Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Ziraat Üniversitesi'nin ortak projesi çerçevesinde otomatik bitki sulama sisteminin geliştirilmesinin başarıyla tamamlanmasının ardından yeni, daha büyük bir proje başlatıldı. Bu sefer öğrenciler yine Arduino programlama dilini temel alan otomatik bir tarım şehri yaratacaklar. Organizatörlere göre başlatılan 3 aylık kurslarda en iyi sonuçları elde eden öğrenciler ana projeye katılma fırsatına sahip olacaklar. Mesrop Maçdut adlı Eski El Yazmalar Enstitü Müzesi Madene Taran, 1-2 Temmuz günlerinde gerçekleşecek olan ve ünlü Armenolog ve oryantalist Profesör Hagu Papazyan'ın 100. doğum yıl dönümüne adanan Armenoloji Doğu Bilimleri üzerine uluslararası çevrim içi konferansa katılmaya davet ediyor. Konferansın konusu Orta Çağ'da Ermenistan, Kafkasya ve Orta Doğu, tarih, filoloji, kaynak çalışmaları, kültür, politik ve ekonomik ilişkiler. Halihazırda başvuruda bulunan ve çevrim içi konferansa katılımlarını henüz onaylamayan katılımcıların teyit etmeleri rica olunur. 10 Mayıs 2010 tarihine kadar sitemizde mevcut olan e-posta adresine gönderilecek yeni başvurular da kabul edilecektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Siretir U Çarar İnz adlı eseri sunuyoruz. Akçik dumore duşe gar Anuş yaro can var etir indi Metze targan mir tuşe gar Siretir u çarar indi Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.